Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan hırsı muhafaza eylesin inşallah. Yetiştir imdada. Namaz kılarken aklıma her şey geliyor. Bunlardan kurtulmak için ne yapmalıyım? Namaz kılarken aklına her şey geliyorsa demek ki doğru yoldasın. Soruyu gönderen nerede ki? 6. sayfada mı kalmışız? 6. sayfada mı kaldıydık? Kierkegaard eleştirel düşünce ile imanı yargılamaya kalkışanların sonuna kadar bu yolda devam etmek durumunda kalacakları, dolayısıyla gerçek anlamda iman sahibi olma ve dindar olma noktasına asla ulaşamayacaklarını savunur. Bunu geriye dönüş yapmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni dinleyenler için söyleyeyim, bayramdan önceki haftanın sohbetiydi. O yüzden normalde ardından bayram arefesinde bu konuya giremedik ve buna kaldığımız yerden devam ediyoruz. O yüzden bu sohbeti tamamlamak isteyenler bundan iki hafta önceki, öyle değil mi? İki hafta mı? İki hafta önceki cumartesi sohbetine bakabilirler. Böylece o sohbet bütünlüğünü sağlayabilirler. Bunun okunuşu Kierkegaard mı? Evet. Biz meslek lisesinde okuduğumuzdan o kadar çok İngilizcemiz iyi değildi. Bir de işimiz gücümüz yok. Biz bir de İngilizce öğretmenine aşık olmaya kalktıydık. Yani böyle bir tuhaflık vardı. Çetrefilli bir şey vardı. O yüzden İngilizce çok kafamız sarmadı bizim. Eleştirel düşünce ile imanı yargılamaya kalkışanların sonuna kadar bu yolda devam etmek durumunda kalacakları, dolayısıyla gerçek anlamda iman sahibi olma ve dindar olma noktasına asla ulaşamayacaklarını savunur. Soru 3. Eleştirel akılcılık dinde kanıtların ötesine geçen, onları aşan bir teslimiyetin var olmasını ve teslimiyetçi bir imana ulaşılmasını engellemiyor mu? Evet. Zaman zaman dinin içerisinde böyle teslimiyetçi fikir ve eylem sahipleri çıkmıştır. Bunlar bu noktada dinin kendi içerisinde mevcut dinin hükümlerine herkesin teslim olmasını, bunun dışında o teslimiyet çerçevesinde herkes kendince bunu tespit eder, o çerçeve dairesinde düşünmesi, iman etmesi ve yaşaması öngörülür. Ehli tarikatın da kendi içerisindeki açmazlardan ve çıkmazlardan birisi de budur. Ehli tarik düşünceye sahip olduğunu söyleyenler de zaman içerisinde kendi müntesiplerinin kendilerine teslim olmasını, bu noktada o teslimiyet içerisinde o teslimiyet dairesinin dışına çıkmamaları gerektiğini öngörmüşler. Bu yeni değil ama siyasi yapılanmalar da aynı şekilde oluşmuş, olmuş tarih boyunca. Örnek, biat söz konusu olmuş. O biat söz konusu olunca, yani insanlar biat etmişler ama biatlarının
kendi içerisinde sorgulamasını veya biatlarını bu noktada hangi dairede, hangi düzlemde olacağını, nasıl olması gerektiğini bakmamışlar. Sondan geriye doğru gideceğim. Mesela Kur'an ve sünnette biat, Kur'an ve sünnet dairesinde olduğu müddetçe bir sıkıntı yok. Ama yanlışta, eksikte, noksanlıkta, zulümde biat söz konusu değil. Bir siyasi biatta karşınızdaki biat ettiğiniz kimse sizi hukuksuzluğa, sizi yanlışlığa, sizi eksikliğe, sizi noksanlığa götürüyorsa o biatlaşma şeytani bir biatlaşma oluyor. Doğru bir biatlaşma olmuyor. Buna örnek müfreze halinde bir çatışmaya giden veya bir göreve giden 10 kişilik bir sahabe topluluğuna başındaki amir odun çalı toplatır, ateş yaktırır. Ben sizin emirinizim, atın kendiniz içeri der. O 10 kişilik müfreze kendisini ateşe atmaz. Bu mesele Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine aktarıldığında burada itaat maruftadır, itaat iyiliktedir sözüyle biatlaşmanın çerçevesini çizer. Bu çerçevede Hanefiler çok hassastırlar. İmam Muhammed bu konuda mesela devlet hukuku noktasında aşırı derecede hassasiyet gösterir. Ve biatlaşmada sultanın veya siyasi otoritenin marufun dışına çıkmaması gerektiğini, marufun dışına çıkarsa bu noktada sultanın azledilmesi gerektiğine kadar götürür. Sufiliğin ilk yıllarında, siyasetten şimdi sufiliğe geliyorum. Sufiliğin ilk yıllarında klasikleşmiş, oturmuş bir tarikat biatlaşması yoktur. Sufiliğin ilk çıkış noktası özgürdür bu noktada. Sufilerin biatlaşması sadece ve sadece Kur'an sünnet dairesindedir. Şimdi geliyorum meselenin kelam boyutuna. Eğer bu imanla alakalı kelami meselelerde ilkler böyle körü körüne bir biatlaşma söz konusu olmuş olsaydı bir İmam Maturidi çıkmazdı. Bir İmam Nesefi çıkmazdı. Bir Kindi çıkmazdı. Bir Eşari çıkmazdı. Daha ileri gideceğim. Ehli sünnetin kendince sapık ilan ettiği Kaderiye çıkmazdı, Cebriye çıkmazdı. Bakın bunların dahi İslam dünyasında çıkması İslam dünyasındaki fikri sorgulamanın, İslam dünyasındaki fikri eleştirinin açık olduğunu gösterir. Fakat bize din öğretenler onların tukaka olduğunu söyler. Siz onların karşısında yine fikirle, yine Kur'an ve sünnetten çıkardığınız, kaidelerle, risalelerle onların fikirlerini çürütmeye çalışırsınız. Bu İslam dünyasındaki pozitif eleştirel aklın varlığını gösterir. Ve ilklerde, yani ilk 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl, 400 yıl, 500 yıl bu kocaman bir İslam kültürü oluştururken, medeniyeti oluştururken bu sorgulayıcı, bu pozitif sorgulayıcı aklın, pozitif sorgulayıcı fikrin bu meselede temeli vardır. Eğer pozitif sorgulayıcı akıl, eleştirel akıl olmasaydı İslam medeniyeti dediğimiz
bir medeniyetin oluşması mümkün değildi. Biz onu kendimizce, kendi fikrimizce, kendi aklımızca biz onu eleştirebiliriz. Bu eleştirimiz eğer ilahi bir mesele ise, dini ilgilendiriyorsa, vahyin bir penceresinden bakıp veya vahyin 5 penceresinden, 10 penceresinden bakıp o meselede belli bir fikir oluşturabiliriz. O yüzden eleştirel akılcılık, eleştirel akılcı, bugünkü düzlemde eleştirel akılcılık diye adlandırılan ve mevcut Kur'an ve sünnetten alınmış olan herhangi bir hükmün farklı bir penceresinden bakmak, farklı bir dairesinden bakmak dinin içerisinde olmazsa olmazlardan bir şey olması gerekir. İslam dünyasının son 300 yıllık geri kalmasının, İslam dünyasının son 300 yıldır batıdaki fikri yapılanmaya karşı cevap veremeyişinin yegane sebeplerinden birisi belki de bizim klasik din algısında, bu fikri noktada klasik din algısında durup yeni şeyler üretemememizden kaynaklanıyor. Biz elimizdeki mevcut vahyin argümanlarını, yani Kur'an, sünnet ve bu noktada ashabın bakış açısını kendimize örnek alaraktan yeniden eleştirel bir noktada kendimizi yenilememiz gerekir. Ve benim anladığım din bunun karşısında değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sana hakkıyla ibadet edemedim ya mabut diyorsa ve o her an yeniden yenilenmeye, yeniden kendisini tazelemeye, yeniden bu noktada kendisini dizayn etmeye, yeniden yaklaşmaya, yeniden yakınlaşmaya doğru kendisini koşturuyorsa ve sufilerin kendi içlerinde hakikatin de hakikati vardır disturunca bunu çalıştırmaya gayret ediyorlarsa, o zaman eleştirel akılcılık dindeki kanıtların ötesine geçen değil, dindeki kanıtları açan, dindeki kanıtların anlaşılmasını isteyen, dindeki kanıtlarla daha ileriyi düşünen, daha güzeli düşünen, daha iyiyi düşünen, daha kapsamlıyı düşünmeye, daha derin düşünmeye sevk eden bir nokta olması gerekir. İslam dünyası bunu kaybedemedi, bunu gerçekleştiremediğinden dolayı sıkıntı var. Ve İslam'ın kendi içerisindeki kendilerini entelektüel görenlerin açmazlarından birisi şu: bizim önümüze fikri planlarla ve fikri yollarla gelmeyip bizim ibadetlerimizi değiştirmeye çalışıyorlar ki en büyük handikap bu. Ben iman ederken nasıl bir Allah'a iman etmem, nasıl bir Allah'ı tanımam, nasıl bir Allah'ı bilmem noktasında değil de benim namazımı değiştirmeye çalışıyor. Sıkıntı bu. Sen benim namazımı, örtümü değiştirmeye çalışma. Benim önüme imanın hakikatlerini ser. Benim önüme iman ettiğim Allah'ın tanımlamada, bilmede, öğrenmede, Allah'ın varlık alemine sunmuş olduğu hikmetini tam manasıyla berrak, pırıl pırıl anlamanın bana yolunu çiz. Bunu yapmayıp da İslam dünya, bu kendi kendimize öz eleştiri. Bunu yapmayıp da bizim entelektüel takımımız bu acı bir şey. Son 200 yıldan beri, 300 yıldan beri entelektüel takımımız bizim camilerde oturuşumuzu, kalkmışlığımızla ilgileniyor. Bizim tekkelerdeki ritüellerimizle ilgileniyor. Bizim ibadetlerimizin içerisindeki ritüellerle ilgileniyor. Bu değil derdimiz.
Bu değil. Biz bundan 600, 700 yıl, 800 yıl, 1000 yıl önceki, 1000 yıl önceki İmam Maturidi'nin iman esaslarının üzerinde duruyoruz. Yeniden buna gözlem getirecek, yeniden buna akaid getirecek, yeniden bir pencere açacak. 1000 yıldır İmam Maturidi gibi bir entelektüelimiz yok. Varsa biz tanımıyoruz. Bilmiyoruz yani, biz okumadık o zaman. Olmayışının sebebi neden yok? Güzel bir soru. Olmayışının sebebi, bu benim kendimce, bunun en ana hatlarından birisi insanların düşünmeye korkmaları. Biz çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri iştahat eden isabet ederse iki sevap, isabet etmezse bir sevap disturunu unuttuk. Yani karşımızda birisi iştahat ederse biz onu tu kaka deyip batırıyoruz. Ve iştahat etmeye insanlar korkuyorlar. Düşüncelerini açığa çıkarmaya korkuyorlar. Bunları burada konuşuyoruz diye benim normalde mailime, küfrüme fetva veriyorsa bir kimse, İslam dünyasında bunları konuşacak kimse kalmaz. Kalmıyor. Veyahut da böyle bir şey isteniyor bizden. Nasıl bir şey isteniyor? Biz düşünmeyelim, biz fikretmeyelim, biz analiz etmeyelim. Biz olayın bizi nereye götürdüğünü, fikrimizin bizi nereye götürdüğüne bakmayalım. Dini sadece fıkıh dairesinde bakıp, orada kalalım. Dinin bu noktada, akaid noktasındaki bizim fikrimizi, gönlümüzü, aklımızı yerinden oynatacak daha ileri. Oturmuş, yerleşmiş bir mekanizmayı çatırtacak şeylerden korkup ürküyoruz biz. Bizi yönetenler de ürküyorlar. Aynı zamanda bizi dinsel olarak da yönetenler bunlardan ürküyorlar. Bizi sadece siyasi olarak yönetmiyorlar. Bizi dini olarak da yönetiyorlar. Siz bugün mevcut dini oligarşinin dışında bir din söylemine veya algısına veya yaşantısına sahip olamazsınız. Bütün ülkelerde, dünya üzerinde dini bir oligarşi var. Hristiyan dünyasında Hristiyanların, Hristiyan papazların veya din adamlarının oligarşisi, Yahudi aleminde bu noktada Yahudi hahamların oligarşisi, bunu Kur'an da beyan ediyor. Buna Kur'an diyor ki, o Yahudi ve Hristiyan din adamlarının klasikleşmiş oligarşik yapılarından dolayı şikayet ediliyor. Ve onlar bu yüzden yerle bir ediliyor. Tu kaka ilan ediliyor. Aynı şey İslam dünyasında da bu hastalık var. İslam dünyasında da insanlar dini oligarşilerin içerisinde baskı altında sömürülüyor veyahut da onların hür bir şekilde din algısını ve algılamasından uzak tutuluyor. Böylece aslında tüm dünya ve tüm dünya insanları hangi dine, hangi inanca sahip olurlarsa olsunlar dini oligarşinin baskısının altında yaşıyor. Siz Uzak Doğu felsefesini dahi kendinizce, kendi dairenizde hür bir şekilde algılayamazsınız. Mümkün değil. Aynı şekilde de siz İmam-ı Maturidi'nin noktasında durursunuz. Daha ilerisini hata yapın, daha ilerisini, daha gerisini, bir taraftan daha bir şeysini çıkaramazsınız. İmam-ı Azam'ı eleştiren imam veya İmam-ı Azam'ın çizgisinin dışında fetva veren kendi talebesi var. Kim? İmam Yusuf. Ve sonradan yetişmiş İmam Muhammed. İmam Muhammed hem yetişmiş olduğu İmam-ı Azam'a hem yetişmiş olduğu İmam Yusuf'un
söylemiş olduğu, getirmiş olduğu içtihadın farklı bir penceresinden içtihat getirebiliyorsa ve o reddiyeye uğramıyorsa ve onu reddetmiyorsa onlar, bu o günkü entelektüel takımının özgürlüğünü gösteriyor. İmam-ı Azam Hazretlerini muhakkak bir fıkıh alimi olarak görebilirsiniz. Ben onu entelektüel bir kimse olarak görüyorum aynı zamanda. Çünkü sadece fıkhi meseleleri, bu abdestle, oruçla, namazla alakalı meseleleri fıkh etmemiş. Aynı zamanda kelami meselelere de fıkh etmiş. Kelami meselelere de konuşmuş. İmanla alakalı meselelerde konuşmuş. Kaderle alakalı meselelerde konuşmuş. Meleklerle alakalı, cinnilerle alakalı meselelerde de konuşmuş. Yani sadece namazı bozan, abdesti bozan şeylerle kalmamış. İşte İslam dünyası bunu elde edemediğinden dolayı ne yazık ki o oligarşinin içerisinde duruyor. Ve imanını taklitten tahkike geçiremiyor. İbadetlerini taklitten tahkike geçiremiyor. Sufiler intisaplarını taklitten tahkike geçiremiyorlar. Siyasetçiler siyasi biatlarını taklitten tahkike geçiremiyorlar. Ve bu büyük bir körlük. Büyük bir körlük. Yani düşünebiliyor musunuz? Çok böyle kısa güncelden bir örnek vereyim. İslam dünyası bu Suriye'deki kimisinin IŞİD, kimisinin DEAŞ dediği örgüte güçlü bir ses çıkaramadı. Biz burada kendimizce, kendi kendimize bağırındık durduk. Bu hani dinle, bununla, İslam'la alakası yok diye. Kimse güçlü bir ses çıkaramadı. Bu uluslararası oyuna herkes geldi. Herkes çanak tuttu. Diyemedi kimse. İslam dünyası bundan korktu. Bizde böyle bir algı var. Biz yanlışa yanlış diyebilecek cesarete sahip değiliz. Din bize bunu sevk ediyor ama biz o cesarete sahip değiliz. Evet, 4. Tahkiki iman. Gazali'ye göre imanın 3 mertebesi vardır. İnsanlardan avam olanların, kültürsüzlerin imanı. Bu sırf taklitten ibaret olan imandır. Bu normalde anneden babadan görmüş, toplumdan görmüş, etrafından görmüş olduğu bir iman. Avamın imamı. İmanı. 2. Kelamcıların, araştırmacıların imanı. Bu bir nevi delil ile karışmış imandır. Bu avamın imanına yakın fakat biraz ileride bir imandır. Bu da delil üzerine mürekkep yalamışların imanı. Mektep medrese görmüş, Allah'a imanın delillerini size anlatır. Peygamber'e imanın delillerini size anlatır. İşte meleklere imanın delillerini anlatır. Bir de niçin iman edilmesinin gerektiğini anlatır. Peygamberlere imanın delillerini anlatır. Bir de niçin peygamberlere iman edilmesi gerektiğini de anlatır. Bu normalde alimlerin, yüzeysel alimlerin imanıdır. Öyle söyleyelim. 3. Ariflerin imanı. Arif. Arif, bilen demek. İmam-ı Gazali İhya sayfa 34-35. Benzer şekilde Muhammed İkbal de dini hayatı 3 deneme ayırır. İman, düşünce ve keşf. Ariflik derecesi ile ilişkili olmayan aklı başında makul bir insan için akıl iman ilişkisinde en uygun tutumlar
eleştirel akılcılık ve tahkiki imancılık denebilir. Eleştirel akılcılığın sonucu tahkiki imandır. Nitekim Gazali araştırıcıların imanına ulaşma yollarını şüphe, akıl ve araştırmada görmesinin yanında yine de bu derecede bu inanca üç yoldan ulaştığını söyler. Bir, sebepler, iki, karineler, üç, tecrübeler. Bunlardan sebepler dediği delillere nedensellik prensibi dahildir. Gazali, her şeyin yaratıcısı, yanılmaz ve son bir sebebin mevcudiyetine düşünce gücüyle ulaşmıştır. Karineler dediği şey doğuş ve sezgi yoludur. Nihayet tecrübeler de gelince zaman zaman yaptığı ibadet ve zikirlerdir. Gazali de insani bilgi ve ilahi bilgi bir çeşit dayanışma içinde görülür. İnsan, şer'i ve akli ilimleri iyice öğrenip kavradığından Allah, nübüvvet ve kıyamet gününe dair şüpheye meydan vermeyecek bir bilgiye değil ama bir imana kavuşabilir. Gazali'nin düşünce sistemi sayfa 176. Tahkiki imancılığı, katı imancılıktan en belirgin özellik, ikincisi riskli bir iman atlayışına dayanırken, öncekinin rasyonel düşünce, değerlendirme ve tercihi başa koymasıdır. Peterson, İslam dini, düşünce söz konusu olduğunda, sınırları bilinen bir akli değerlendirmeye dayalı tahkiki imanın önemi daha belirgindir. Maturidi'ye göre sağlam din, delillere dayalı din demektir. Maturidi bilgi problemi sayfa 134. Soru 4. Sınırları bilinen bir akli değerlendirme, Maturidi burada neyi kastetti? İmam Maturidi sınırları bilinen bir akli değerlendirme olarak bu değerlendirme aklın sınırları içerisindedir. İmam Maturidi bu noktada Kur'an ve sünnet tarihinde İmam Maturidi'nin bu noktadaki duruş noktasıyla felsefesiyle biraz ilgili olduğumdan dolayı anladığımı söylüyorum. İmam Maturidi meselelere Kur'an ve sünnet içerisinde kalaraktan, Kur'an ve sünnetin içerisinden farklı hükümler çıkararaktan durur. Bu noktada İmam Maturidi'nin felsefesinin dairesinin sufilere çok yatkın olduğuna inanırım. Sufiler kendince düşünce dünyalarını ve tefekkür dünyalarını Cenab-ı Hakk'ın zatı hariç geniş bir yelpazede algılarlar. Burada biz bir şeyi düşünürken bize düşünme noktasında yasaklanan şey Allah'ın zatullahıdır. Cenab-ı Hakk'ın zatullahının haricinde her şey düşünülüp tefekkür edilebilir dairesi vardır sufiler için. Ve bir kimse düşünürken, tefekkür ederken, kelam ederken bir tek Allah'ın zatıyla alakalı düşünüp tefekkür edip kelam edemez. Geri kalan dini ilgilendiren veya ilgilendirmeyen her meselede İslam bir düşünce üretmekle mükelleftir. İslam buna mükellef derken o dini yaşayanlar, o dine iman edenler bundan mükelleftirler. Kendilerini mükellef görmek zorundadırlar. Çünkü bu noktada sınır Allah'ın zatullahıdır. Bir tek o sınıra dokunamazsınız. İmam Maturidi'nin sınırları bilinen bir akli değerlendirme derken
Allah-u Alem bunu kastetmiştir. Eğer bunu kastetmediyse bunu kabullenen bir kimse değilim. Kendimce kendi geldiğim gelenek olarak Sufi geleneğinde Allah'ın zatullahı bir tek tefekkürden uzaktır. Ve Cenab-ı Hakk'ın zatullahın haricinde bir kimse düşünce noktasında istediği noktaya doğru gidebilir. Ve bunu, bu düşüncesini destekler, bu düşüncesini destekleyecek olan bütün argümanları kullanabilir. Bu o kimsenin rabıtasıdır, o kimsenin hayalidir, o kimsenin halidir, o kimsenin rüyasıdır, o kimsenin üzerine gelen Cenab-ı Hakk'ın sufilerin kendilerince ilmi ledün dediği ama sufi olmayanların sezgi dediği, sufi olmayanların o kimselere ilham dediği ama sufilerin kendi dairesinde bunu ilmi ledünle bağladıkları bütün argümanlar açıktır. Sufi hakikatin hakikatine ulaşmak için var gücüyle mücadele etmekle emrolunmuştur. O yüzden bir sufi için sınır Allah'ın zatullahıdır. Zatullahı tefekkür edemez. Zatullah'la alakalı kalbine gelen her ilmi tenzih eder. Bu muhteşem bir tevhid zevkidir. Onun kalbine gelecek olan her tecelliyatı bu manada tenzih ederek yeniden yeni ufuklara doğru kanat çırpar. Arif'in imanı o yüzden her an yenilenen, her an cedid olan imandır. Her an yenilenen, her an cedid olan imana ulaşabilmesi için bir kimsenin her daim onu zikretmesi gerekir. Ariflerin, sufilerin imanlarının tahkiki olması ve imanlarının hiç yenilmemesi, Bediüzzaman Said-i Nursi'nin Mektubat 9. Kızım 8. Telvi Tasavvuf Tarikat Hakikat namları altında dediği ve adi, samimi bir ehli tarikat iman noktasında asla yenilmez dediği nokta burasıdır. Asla yenilmez dedi. Adi, samimi bir ehli tarikat. Silsile-i meşahiye duyduğu muhabbet cihetiyle fasık olabilir, asla zındıkaya düşmez der. Buradaki onun zındıkaya düşürmemesinin yegane sebeplerinden birisi üstadına duyduğu sevgi cihetiyle. Bu sevgi sufilerde hayat kaynağı gibidir. İman kaynağı gibidir. Bu sevgiyle sufi kendisini her dem yeniler. Ve bu sevgi onu her dem zikrullah'a götürür. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Allah'ın onu zikretmesi en aşağı tabakada affetmesidir. Sufiler af olmayı düşünmezler. Sufiler aşırı bir iştiyak, aşırı bir aşk, aşırı bir özlemle Allah'ın zatullahına koşarlar. Çünkü özlem ona aittir. Çünkü aşk ona aittir. Çünkü şevk ona aittir. O bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle,
bitmek tükenmek bilmeyen bir şevk ile hakikatin hakikatine, hakikatin hakikatine, imanın da imanına, hakikatin hakikati dediğim imandır. O zaman o kimse hakikatin hakikatine, hakikatin hakikatine, hakikatin hakikatine koşarken ve her geldiği hakikat noktasını tenzih ederekten, her geldiği hakikat noktasını tenzih ederekten yaşadığı çağın, yaşadığı ortamın en temiz, en hakikat noktasındaki imanını bulur. O yüzden sufilerin imanı ve sufilerin iman derecesi kitaplarda yazılan iman derecesinin üstündedir, çok üstündedir hem de. Burada söylediğim gerçek sufilerin, gerçek sufiden kastettiğim kimseler, görüyormuşçasına hayatı yaşayanlar, ibadet edenler. Görüyormuşçasına. Buradaki hadisi kutsi muhteşemdir. Hadis-i şerif muhteşemdir. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeyi namazın içine sıkıştırır bırakırsanız, orucun içine sıkıştırır bırakırsanız, zekatın içinde sıkıştırır bırakırsanız, gerçek bir sufi anlayışına, gerçek bir iman sahibine sahip olamazsınız. Bu görüyormuşçasına ibadet etmek demek, görüyormuşçasına yaşamak demektir. Görüyormuşçasına yaşamak demek, bir kimsenin gözünü açıp kapatıncaya kadar dahi her an o Allah'la alışveriş etmesi demektir. Bu her nefeste, her nefeste bir nefes daha yaklaşmak, bir nefes daha yaklaşmak, bir nefes daha tanımak, bir nefes daha bilmek, bir nefes daha ona ulaşmaktır. Bundan geri kalanlar imanlarını köhneleştirirler ve eskitirler. İslam dünyasının en büyük problemi bu. Ama bu probleme gelme noktası tekkelerin ve sufi dünyanın kendi entelektüelliğini kaybetmesi ve kendilerini ritüellerin içerisinde boğması ve kendilerini yenileyememesidir. Sebep budur, kendileridir. Yok ayağının baş parmağını bunun böyle üstüne getireceksin, yok elini buraya böyle koyacaksın, yok 3 adım atacaksın, 4 adım duracaksın. Sufi dünya ne yazık ki kendisini köhneleştirmiştir. Sufili şeyhinin ayakkabısını çevirmek olarak görmek, sufili şeyhinin tarlasında buğday toplamak olarak görmek, sufili şeyhinin fabrikasında çalışmak olarak görmek, sufili şeyhin yanına gittiğinde böyle durarak bunu bu şekilde görmek, ne yazık ki İslam dünyasını bu hale getirmiştir. Yeniden imanını tazelemeyi, yeniden zikrullah yaparaktan Allah'a yaklaşmayı, yakin durmayı, yeniden Allah'ı sevmeyi, o gün sabah kalktığında Allah'ı başka bir veçesiyle görme, Allah'ı başka bir veçesiyle tanıma, Allah'ı başka bir veçesinde aşina olma, her olayda, her tecelliyatta, her nefeste Allah'ın veçesini farklı bir noktada, farklı bir dairede görmeden uzaklaşıp şeyhinin ayakkabısını düzeltmekle cennete gideceğini düşünen bir sufi anlayış, İslam dünyasına yapılmış en büyük hançer ve en büyük kötülüktür. Şeyhinin cübbesinin ucundan öpüp de cennete gitmeyi düşünen bir sufi yapılanma, ne yazık ki İslam dünyasına zarar veriyor, fayda değil. Ve ne yazık ki ehil olmayan,
Bunu kendimi daha ilave edebilirim. Üstad geçinen, ben üstadım demiyorum. Ehil olmayan, burada sohbete ehil olmayabilirim, ehil olduğumu zannetmiyorum. Ama kendisini üstad görenler, kendilerini şeyh görenler, ne yazık ki kimisi üzüm bağlarında bağlarını toplatmakta, kimisi fabrikasında işçi çalıştırmakta, kimisi tarlasındaki buğdayı toplatmakta, kimisi de dervişlerden ders kağıdı olarak 150 lira almakta, kimisi dervişlerden para toplamakta. Herkes bu noktaya gelince ne yazık ki sufiler gerçek manada işlevlerini yerine getirmiyorlar. Getirmeyince de İslam dünyasının önünde bir kapı aralanmıyor. Bir kapı aralanmıyor. Bu acı bir şey. Bunları konuşmaya çalışanlardan ürkmek, bunları konuşanları tukaka ilan etmek, bunları alaşağı etmeye çalışmak da büyük bir kaos ve büyük bir körlük. İşin en enteresan noktası da bu. İşte o zaman normalde İmam Maturidi'nin buradaki sınırları bilinen bir akli değerlendirme derken herkes kendince kendi akli sınırını alabilir burada. Ama biz kendi akli sınırımızı, kendi akli sınırımızı Allah'ın zatının haricinde her şeyi alabilecek noktaya getirirsek o zaman farklı bir dünya keşfetmiş olabiliriz. Enteresan bir şeydir. Şimdi kalkıp çizmeme gerek yok. Aşina buradaki büyük bir çoğunluğu. Cenab-ı Hak önce aklı yarattı. Ve akıl kendisinden sonra yaratılan her şeyi içine aldı. Aklı evvel dediğimiz şey, kendisinden sonra yaratılan her şey onun içinde. Biz o aklı sınırlandıracaksak, onun sınırı varlıktır komple. Varlığı ister siz maddesel boyutta alın, ister manevi boyutta alın. Maddesel boyutta alıyorsanız, varın gücünüz yetiyorsa, ister varlığın çıkış noktasına gidin, isterseniz varlığın genişleyen noktasına gidin. Sınırınız oraya kadar açık. Eğer söz konusu dediğiniz şey, sizi manevi olarak algılarız dediğiniz şey de varlığın içerisinde, onun da sonuçta gidebileceği ta son nokta Zatullah'a kadar. Şeriat, İnsan ve Akıl adlı kitabında Profesör İlhan Arsel, İslam şeriatı akıl denen şeyi özgür şekilde iş görsün diye değil, sadece Tanrı ve Peygamber buyruklarını bellesin ve aynen izlesin diye verilmiş sayar. Sayfa 224. Katılmıyorum. Bu otomatikman İslam'ın bu noktadaki kelamına hakaret sayılır. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı İmam Maturidiler, Kindiler çıkmazdı. Nesefi çıkmazdı. Farabi çıkmazdı. Mümkün değil. İnsana verilen akıl sadece İslam şeriatını anlasın diye verilmiş olsaydı bugün dünya üzerindeki düşünce ve fikir noktasında en fazla kendi içerisinde son 300 yılı biz bunun içerisine koymazsak en büyük emeği veren İslam dünyası. Bu konuda medeniyeti kuran İslam dünyası. Hatta son 1000 yılın, 1500 yılın
bu noktadaki felsefesini oluşturan, dünya felsefesini oluşturan İslam dünyası. Yani bunu bu noktada minvalde almak İslam dünyasının fikir emekçilerini görmemek demek. Hazreti Mevlana'yı görmemek demek, Arabi'yi görmemek demek. Bu noktada Gazali'yi görmemek demek. Farabi'yi görmemek demek, İbn Haldun'u görmemek demek. Çinli'yi görmemek demek. Aklıma gelen isimleri söylüyorum. Necmettin-i Kübra'yı görmemek demek. Nereye atabilirsiniz? Cindi'yi görmemek demek. Nereye atabilirsiniz? Yok. Bu mümkün değil. İmanın doğası konusunda Müslümanlar imanın kavramsal yapısını çıplaklığı içinde ortaya koymayı başardılar. Ama derin ve şahsi bir şey, gerçekten hayati olan bir şey onların ince tahlillerinin dışında kaldı. Profesör İzutsu, İslam düşüncesinde iman kavramı. İmanın doğası konusunda Müslümanlar imanın kavramsal yapısını çıplaklığı içinde ortaya koymayı başardılar. Ama derin ve şahsi bir şey, gerçekten hayatı olan bir şey onların ince tahlillerinin dışında kaldı. Soru 5. Buna da katılmıyorum İzitsu'nun bu söylediğine de. Yani şu açıdan katılmıyorum. Böyle bir şeyi ki İzitsu bu noktada iyi bir Arabicidir. Her ne kadar bazı Arabiciler onu eleştirseler de İzitsu sonuçta kendinden bahsettiriyor. Kendinden konuşturuyor. Kabul etmeyenler dahi, Arabi'nin bu noktada irdeleyen, bu noktada anlamaya çalışan bir kimse, ama o zaman Arabi hiç konuşmayacak kendisi. Soru 5. Bu ince tahliller nedir? Bu ince tahliller tahmin ediyorum az önceki sohbetim. Bireylerin kendi içlerinde, kendi dairelerinde kendilerini yenileyememesi, bu noktada kendilerini yenilemeye de korkmaları. Kendimizi yenilemekten korkuyoruz. Çünkü kendimizi yenilersek yaşam standardımız değişmek zorunda kalacak. Yaşam standardımız değişince etrafımızla olan ilişkiler bizim putumuz. İnsanların en önemli göremedikleri ince ayrıntılar kendi hayat standartlarının putu olmasıdır. Biz kendi hayat standardımızı iman ediş şeklimize, şemalimize, kalbimize göre değil, dayatılan, öngörülen hayat standardına göre yaşıyoruz. Bize bir din standardı koyuyorlar, biz o din standardına göre din yaşıyoruz. Bize bir evlenme standardı koyuyorlar, biz o evlenme standardına göre evleniyoruz. Bize bir ev standardı koyuyorlar, biz o ev standardına göre evde yaşıyoruz. Bize bir hayat standardı dayatıyorlar, biz o hayat standardına, dayatılmış olan hayat standardına göre yaşıyoruz. Anne babalarımız, eşle, çocuklarla olan ilişkilerimiz, eğitimimiz, hatta burada duruşumuz dahi bu standartlarda. Siz o standartlar noktasında iman ediyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Kaybettiğimiz ayrıntılar bunlar. Ve o standartlar dairesinde bir İmani ve İslami duruş biçimimiz, şeklimiz, fikrimiz var.
O standardın dışında bir fikrimiz, düşüncemiz, yaşantımızın olması mümkün değil. Kendimizce. Bu sebeple, bu tırnak içerisinde, bu sebeple aynileşiyoruz. Mesela örnekleyeceğim bunları küçük küçük, farkında olmadan. Bu sebeple biz mali durumumuz ne olursa olsun tatil yapmayı düşünüyoruz. Bu sebeple biz mali durumumuz ne olursa olsun herkesin tatil yaptığı şekilde tatil yapıyoruz. Bu standartlar içerisinde olduğumuzdan hacca giden hacı efendiler herkes Hilton'da kalmak istiyor. Bu standartlar içerisinde durduğumuzdan biz bir lokantada, bir böyle bir yerde lüks iftarlar etmek istiyoruz. Evet. Örnekleyeceğim şimdi. Herhangi, ben de dahilim buna. Kapısının önüne iftar sofrası açıp yoldan geçen herkese iftar veren bir kimse gördünüz mü? Ben de dahilim buna. Hani bir hurmayla da o yarım hurmayla da olsa siz cehennem ateşini söndürün diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünneti nerede? Siz bir kurban bayramı gördünüz mü? Kapısının önünde hayvanını kesmiş, oradaki hemen gelen geçene dağıtan. Zekat verenlerin kaç tanesi bir fukara eve gidip de zekatını böyle tatlı bir şekilde hiç fark ettirmeden verip ziyaret edip hoş bir sohbet edip gönlünü alıp gitmiştir? Çıplak din. Bugün kaç kişi oruç tuttu? Birisinin eli var. Kaç kişi bir fakiri doyurdu? Yine aynı kişinin eli kalkıyor. Kim bir hastayı ziyaret etti? Yine bir kişinin eli kalkıyor. Kim? Hazreti Ebubekir Efendimiz. Soruyorum. Hazreti Peygamber Efendimiz sormuş. Bugün cumartesi. Bugün bu üçünü bir arada toplayanınız var mı içinizde? Ben dahilim buna. Yok. Dün cumaydı. Bunun üçünü toplayan var mı içinizde? Yok. Bir gün önce perşembeydi. Perşembe gün bu üçü nefsinde toplayan var mı? Yok. Aynileşmişiz. İmanımızı yenilememiz mümkün değil. Dışarı gitmeye gerek var mı? Önce nefsimizi sorgulayacağız ya. Bu topluluk 3 gün içerisinde hasta ziyaret etmemiş, aç doyurmamış, oruç tutmamış. Dayatılan bir din yaşıyoruz. O hoşumuza gidiyor. Topluluk namazını kıldı ama. Sakın namazı bari bırakmayın. Dinde yıkılan son kale. Hasta ziyareti kalesi yıkılmış.
aç doyurma kalesi yıkılmış. Geyindirme, bir çıplağı giydirme kalesi yıkılmış. Yetimin başını okşama kalesi yıkılmış. Yıkılmış. Oruç tutma kalesi yıkılmış. Hepimiz de ölmeden önce ölmeyi arzu ediyoruz ama. Hepimiz de. Hepimiz de o kadar dindarız ki. Ama hiçbirimiz de imanımızı yenileme noktasında değiliz. Enteresan bir şey mesela. İman edenler, iman ediniz. Allah Allah. Ayet-i Kerime'ye bak. Allah bizi farklı bir imana sevk ediyor. Allah bizi farklı bir perdeye sevk ediyor. Allah bizi farklı bir noktaya gönderiyor. Diyor ki bize, ey iman edenler, iman ediniz. O zaman bizim her gün iman noktasında, iman noktasında kendimizi tazelememiz, kendimizi derinleştirmemiz gerekiyor. Ya biz iman ettik. İman etmek neydi? Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, din gününe, hayrına, şerrine. Ya bunu herkes biliyor. Bunu herkes biliyor. Ama burada bir incelik var. O İzitsu'nun az önceki neydi? İnce tahlillerin dışında kaldı. İnce bir tahlil gerekiyor burada. İnce bir tahlil. İnce tahlil. Her gün görüyormuşçasına yaşamak. İnce tahlil. Ve her gün iman, yeniden iman etmek. Mesela biz bunu böyle okuyoruz. Sahabe iki kişi bir araya geldiğinde hadi iman edelim yeniden deyip eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu söylerlerdi. Biz bunun suretine baktık. Biz de yan yana geldiğimizde ama bunu hiç kimse birbirine teklif edemiyor. Hiç kimse siz bunu söyleyemezsiniz. Hadi gelin bir yeniden bir iman edelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eğer bu sadece kelami olarak bunu söylemekse burada kalıyorsa ince tahlilden uzakız. Evet. Bunu kaybettik. Ey iman edenler iman ediniz. İnce tahlilden kaybettik. Hiç aklımıza gelmiyor bu ayet-i kerime bizim. Eğer iman edenler gerçekten yeniden iman ederlerse ve imanlarını tazeleme, yenileme, derinleştirme, genişletme noktasına giderlerse ve her gün yeniden yeniliyorlarsa kendilerini, hatta sufilerin kendilerince distur edindikleri her nefeste imanlarını yeniden tazeliyorlarsa ve berraklaştırıp parlaklaştırılıp ferasetlerini arttırıyorlarsa o zaman ince tahlilleri var demektir. Ama öbür türlü İslam dünyasının bu noktada İzitsu'ya katılıyorum. Kendisini yenileme ve ince tahliller yapmaktan uzak. Kendisini yenileme ve ince tahliller yapmaktan uzak. İşin bu da acı tarafı. Allah bizi affetsin inşallah. Sürçülisan ettiysek affola inşallah. Biraz önce anlattığınız hadis-i şerifte komutanı dinleyip ateşe atlasalardı ebediyen cehennemdeydiler buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hacı Bayram Veli bana
iradet getirenler, yani bana tabi olanlar Allah'ın yolunda kurban edeceğim dediğinde çadıra kurban olmak için iki derviş gitmiştir. Hadis-i şerifteki olayda itaat cehenneme götürüyorken duruşların, dervişlerin kurban olmak için çadıra gitmelerindeki hikmet nedir? Hacı Bayram Veli Hazretlerine veli için Yıldırım Beyazıt'a derler ki kendisine asker topluyor orada. O kadar müridi çoğaldı, o kadar müntesipleri çoğaldı ki kendisine asker topluyor, bir gün sana doğru saldıracak. Yıldırım Beyazıt'ın zamanını düşünürseniz hemen Selçuklular, Baba İshak, Baba Resul isyanlarıyla darmadağın olmuş bir Anadolu parçalanmış. Her yerde küçük küçük beylikler var. Aynı zamanda da Yıldırım Beyazıt'ın kurmuş olduğu devletin en büyük bu noktada rakiplerinden birisi İran'da Şah İsmail. Özür dilerim, Timur. En büyük rakiplerinden birisi. Zaten İslam dünyasını ve Türkleri dışarıdan kimse katledememiş, kimse bir şey yapamamış. Hep kendi kendilerine yapmışlar. Türkleri dışarıdan yenen bir kimse yok. Türkler hep kendi kendilerini yenmişler. Enteresan. Biz durduğumuz yerde duran bir millet değiliz böyle. Bundan şikayetim yok benim. Canlı, heyecanlı, hareketli bir milletiz. Orta Asya'dan beri öyleyiz. Hakan ölmüş, dörde bölünmüş devlet. Dördü bir daha birbirleriyle dövüşmüşler. Ayakta kalan oturmuş üstüne. O ölmüş, onun kaç oğlan kalmış? 6 tane. Devlet 6'ya bölünmüş, bir daha dövüşmüşler. Hiç bitmemiş savaş. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de demiş, Türklerle karşılaşsanız sakın onlarla saldırmayın. Onlarla savaşmayın. Evet. Hadiste sabit. Birisi kalkar, yanılır, yenilir, bir Türk'le kavga etmeye kalkarsa doğduğunu pişman olur. Haklı, haksız olması önemli değil. Bize dese ki adam, biraz ileri gider misiniz? Biz ta öteye gideriz. İleri git derse bize, nereye gönderiyorsun deriz. Haklı, haksız önemli değil bize. Böyle bir fıtri yapımız var bizim. Adam bizimle savaşmak için çok düşünüp ona göre hesap etmesi lazım. Zaten içeriden yıkmışlar hep bizi. Osmanlıydı, içeriden yıkmışlar. Dışarıdan yıkamamış kimse kolay kolay. Neyse. Sonuçta Beyazıt Timur'a gidiyor. Timur'a giderken böyle bir devleti tehdit eden bir unsur var. Gelen bilgiler hep böyle. Gidiyor Hacı Bayram Veli'nin oraya. Diyor ki, efendi senden için böyle diyorlar. Diyor ki, benim o kadar müridim yok. Size öyle söylemişler ama diyor, o kadar mürit yok. İsterseniz diyor, size de ispat edeyim. Olur diyor, hay hay. Çıkıyor çadırın önüne. Diyor ki, onu Allah'a kurban edeceğim. Kim bana bu canı gönülden seviyorsa, destekliyorsa, gelsin diyor çadıra. Onu kurban edeceğim. Öyle deyince bir tane adam geliyor. Onu da dergahta kimse beğenmezmiş zaten. Birisi geliyor, efendim diyor, ben size inandım. Siz nasıl kurban edecekseniz beni kurban edin. Giriyor içeri. İçeri giriyor çadırdan içeri. Mübarek de oraya bir tane kuzu koymuş. Kuzuyu kesiyor, kurban ediyor.
Elinde kanlı kamayla, bıçakla çıkıyor dışarı. Yok mu diyor başka? Dervişler diyor ki efendi herhalde hasta oldu. Dengeyi kaybetti. Caiz değil. Gidilmez diyorlar. Vah diyorlar ya. Adam gitti. Adamın gittiğini gözünle gören yok. Adamın kesildiğini de gözünle gören yok. Çadırda. Zan. Herkes zan yürütüyor. Bununla ateşin yanması aynı değil. Orada ateş yanıyor. Tekrar geliyor. Bir kadın çıkıyor. Diyor efendim ben size iman ettim, inandım. Ben de diyor ne yapacaksanız, kurban edecekseniz edin beni. Onu da diyor gel içeri. İçeri geliyor o da çadıra. Var mı başka diyor. Yok. Dönüyor Beyazıt'a. Diyor efendim biz diyor 2,5 dervişiz. Meşhur sözdür. Biz 2,5 dervişiz. Oradan sufilere bir işaret kalıyor. Diyorlar ki birisine sorarlarsa işte çok dervişiniz var. Biz 2,5 dervişiz. Varız yokuz der. Hatta biraz daha tevazu sahibi der ki biz 1,5 dervişiz. Kendini saymaz. Şeyhlerin kendilerini dervişten saymaları hoş değil zaten. Biz derviş olamadık derler onlar. O yüzden normalde 1,5 derviş denir. Şimdi orta yerde ateş yanıyorsa birisi de ona atla ateşe dese şer'an atlamaz. Buradan çıkarılan hüküm şu. Kur'an ve sünnet dairesine harama sevk ederse bir şey efendi haram işlenmez. Yapılmaz. Ha desen ki sen atlar mıydın? Evet. Bana şeyhim atla Mustafa Efendi deseydi atlardım ben. Ama şeyhimin zakiri deseydi atlamazdım. İnceliği anladınız mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şuradan geçin deseydi sahabelerin geçmeyeceğini düşünebiliyor musunuz? Ne yaptı İbrahim ateşe atılınca? Sare İbrahim'e aşıktı. Sare İbrahim'e aşık olduğundan İbrahim ateşe atılınca ben onsuz hayatı neylerim dedi, o da attı kendini. Aşk böyle bir şeydir. Ona akıl hükmetmez. O yüzden Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hali akıldan öte. Aklın sınırından aşkın bir şey. O yüzden sufiler için aklın sınırını aşmak önemlidir. Daha ileri. O yüzden Kur'an insanların aklını aşmak için indirilmiştir. O yüzden peygamberler insanların aklını aşmak için gönderilmiştir. Eğer siz insanların düşündüğü gibi düşünüyorsanız o akıl köhnemiş akıldır. O aklı aşmanız gerekir. Kur'an sizden, din sizden mevcut aklınızı aşmanızı ister. Bu manada Kur'an'ın içerisindeki kelami bilgiler, akaid bilgiler aklın sınırında kalır. Ama sufilerin kelami akaidleri
o aklın sınırının üstündedir. O yüzden çok eleştirirler. O yüzden çok eleştirirler. Kaynar suyun içerisine Şeyh'im Mustafa'nın atla içine dedi. Ben cubbada katladım. Ondan sonra da kendisi geldi böyle, tamam mı? O da atladı, girdi içine. Ben bir atladım, bir destur dedim, ben atladım. Kımıldadım yandı elim. Parmağımı oynattım yandı. Kaldım ben böyle. Böyle duruyorum ben suyun içinde. Böyle. O da atladı. Benden sonra. Sıcak mı dedi. Çok güzel dedim ben. Aman depreşme dedi. Onun dili öyleydi. Depreşme dedi. Nevşehirli. Dedim. Depreştim yandım dedim ben. Depreşirsen yanan dedi. Depreşme. Depreşilecek yer var, depreşilmeyecek yer var. Kaynar suyun içerisine girdiysen depreşme. Durduk, konuşuyoruz biz. Sonra dışarı çıktığımızda yanımdakiler dediler, bizden beraber ne konuştunuz dediler. Ha, hiçbirisi de anlamamış dedim ben. Hiçbirisi de anlamamış bizim konuştuklarımızı. Biz belki de yarım saat, 45 dakika durduk içinde. Konuşuyoruz. En az yarım saat konuştuk. Hiç kimse duymamış. Aklın üstünde bir şey. Aklın içinde değil. O yüzden sufilerin imanları aklın üstünde olması gerekir. İbrahim aleyhisselam diyor ki, bakın imanın tazelemesine bakın. Diyor ki, Kur'an bize naklediyor. Diyor ki yeniden bizi yaratacağına, dirilteceğine, hesaba çekeceğine iman ettim. Ama diyor kalbim mutmain olmak istiyor. Nasıl yapacaksın bunu? Ey İbrahim, 4 tane kuş topla, topluyor. Kes, biç, doğra, satırdan geçir, satırdan geçiriyor. Kıyma et, bugünkü dilde kıyma ediyor. Hadi diyor şimdi 4 tane tepeye koy. Yırtıcı hayvanların onları yediğini de gör. 4 bölüm bir parça kıyma edilmiş. Böyle birbirine geçirilmiş. Bir parça koyuyor bir tepenin üstüne. Yırtıcı bekliyor, gözlüyor. Yırtıcı hayvanlar gelip yiyor. Bir parça daha götürüyor bir tepeye. Bir parça bir tepeye. Bir parça bir tepeye. Hepsinde yırtıcı hayvanların yediğini görüyor. Şimdi de ki diyor. Küntü biiznillah. Bakın bu az önceki pozitif eleştirel nokta. 4 tepeden 4 tane kuş uçaraktan geliyor. Kur'ani ifade diyor ki İbrahim aleyhisselam iman ettim diyor. Kabul ettim. Evet. Şimdi mutmain oldum. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Görmediğim Rabbe ibadet etmem. Haydi sufiler, önümüzde bu var. Neydi? Görüyormuşçasına yaşamak. Bir çıt altı ne onun? Hadis-i şerifin devamında diyor ki, sen onu göremesen de onun seni gördüğünü İdrak edip öyle yaşamak. Hacı Mehmet beni görmeden gitme. Demek ki o aklın üstünde. Zaten din akıl sahiplerini mat etmek için. Allah bizi affetsin. Babamla konuşmuyorum, günahı var mı? Evet.
sebebi ailesel bir durum, ne olursa olsun anne babanıza küsme hakkınız yok. Anne babanıza küsmeyin. Anne baba öf dahi demeyin. Yanlış. Bir evladın anne babasının önünde haklılığı olmaz. Ben haklıyım deme. Öyle küsme de, kavga da etme. Yanlış. Arıyım selin, seli ne demektir? Bilemedim. Ya da okuyamadım. Bir hafta önce sizi rüyamda gördüm. Oo, rüya yorumlamıyorsunuz, evet. Biliyorum rüya yorumlamıyorsunuz. Benim babam yok, ailem de sahip çıkmadı. Rüyamda siz bana bundan böyle senin baban benim dediniz ve başımı okşadınız. Bunun hikmeti nedir bilmiyorum. Bugün Twitter'da da siyasi bir mesele yüzünden size tweet atan kız benim. Tekrar hakkınızı helal edin. Kimsenin size düşman olmasını istemiyorum. Kimse düşman olmaz bize. Olsa da önemli değil. Bu kardeş beni görsün dersten sonra. Televizyonda bir bayan sormuştu bana. Kaç tane evladınız var dedi. Bilmiyorum dedim. Kaldı, gözlerini açtı. Bu reklam arasında soruyor bana. Hocam kaç tane evladınız var dedi. Bilmiyorum dedim ben. Bilmiyorum deyince öyle kaldı. Tabi o esnada giriyoruz. 9 saniye, 8 saniye başlıyorlar sayma. İçinde kaldı bunun soru. Bu şimdi bir şey de diyemiyor. Böyle bir durdu, bakındı. Biz tabi hemen mevzuya girdik tabi. Biz haydi yayına giriyoruz, girdik. Ben şimdi içimden hem konuşuyorum hem diyorum ki bu ya, reklama tekrar girmek istiyor. Böyle bakıyor boyuna, hani reklama girin. Hani soracak bir daha. Nasıl bir geçti zamanda daha reklam dedi. Dınk reklama girdi. Hocam nasıl bilmiyorsunuz dedi. Vallahi dedim nereden bileyim, baba diyen geliyor dedim ben. Nasıl yani dedi, basmaya dedim. E dedi her baba diyeni evlat mı görüyorsunuz dedi. E dedim yani size gelse birisi, çocuğun birisi anne dese dedim, iteceğiniz mi siz dedim ben. Bu durdu şimdi, itiyorum dese hani kadın merhametine, şefkatine ters. Yani itmem ama dedi. E dedim sen itmem ama diyorsun dedim bak. Işıklar söndü mü, kendiliğinden mi kapatıldı? Aa, ısınınca tel mi atıyor öyle? Benim akıl telleri demek. Benimki gibi. Benimki de çok hararete gelmiyor. Benimki de yanıyor. Böyle deyince kaldı. Şimdi o arada konuşacak. Dedi hocam gerçekten vallahi hiç saymadım dedim. Ya siz dedi kaç tane evladınız olduğunuzu bilmiyorsunuz mu şimdi dedi. Vallahi dedim evlatları biliyorum da dedim saymadım dedim. Sayısı yok dedim. Kaldı. Gene reklam arası tabii. Meseleyi burada kapatayım gece. Biz sabaha kadar burada konuşacağız yoksa. Saat 11 oldu. Ne yazık ki Müslümanların çoğu sorgulamaktan, araştırmaktan kendilerini mahrum bırakmışlar. Sorum şudur ki yatsı namazının başlangıcı ile bitişini bildiren ayetleri okur musunuz? Çünkü ya bu ayetler gizleniyor ya da çıkar uğruna söylenmiyor. Ben şu anki kılınan yatsı namazının başlangıcı ve bitişini bildiren ayetler bulamadım. Neden Kur'an'da olmayan vakitte kılıyoruz? Unutmamak gerekir ki Bakara suresi 74. ayette ayetleri gizleyenler karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Bakın benim az önceki eleştirdiğim, sorguladığım şey bunlar değil. İşte burada bir tarihi hata yapılıyor. Sözümün başında söylediğim şey buydu. Bizim oturuyorlar, ibadetlerimizi sorgulayacağız, eleştireceğiz diye düşünüyorlar. Namazın şeklinle, şemaliyle uğraşıyorlar. Orucun, namazın vaktiyle uğraşıyorlar.
benim bahsettiğim rahatsızlık, hastalık bu. Yani şimdi namaz vakitleriyle alakalı ayet-i kerimeler var. Hepsinde teker teker o manaya geldiğine hükmetmiş ümmet. Ama bunun vakti fiili olarak sünnet-i Resulullah'ta, Hazreti Peygamber'de sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ayet-i kerimede de diyor ki sana itaat etsinler. Sana uysunlar. Hazreti Peygamber Efendimiz de diyor ki benim yaptığım gibi ibadetlerinizi yapın. Bakın, İslam dünyasının içerisinde kendisini entelektüel görenler veya bunu böyle ispat etmeye çalışanlar bunlarla uğraşıyorlar. Sıkıntı bu. Bununla uğraşma. Keşke deseydi imanımı nasıl tazeleyebilirim? Nasıl yenileyebilirim? Görüyormuşçasına namazı nasıl kılabilirim? Görüyormuşçasına iftar ederken, görüyormuşçasına nasıl iftar edebilirim? Görüyormuşçasına iftar ettik mi hiç? Oruçlunun ağız kokusu bana miski amberdir. Hadisi kutsisini yaşadık mı? Dudağımızın kenarında bir sıcaklık hissettik. Nefesimizi nefesine karıştırdık mı acaba? Namazı kılarken, yatsı namazını kılarken, bu kardeşe şimdi buradan cevap veriyorum. Yatsı namazının vaktini yatsı namazına sor. Eğer sen yatsı namazını kılarken secdadenin önünde, yanında yatsı namazının, yatsı namazının vücudunu görerekten namazını kılıyorsan yatsı namazının vaktini ona sor. De ki senin vaktin ne zaman? İşte ayeti saklamak bu. Bunu anlatmayanlar size ayeti saklıyorlar. Ama bunu anlatınca da bize deli diyorsunuz ki. Orucun vaktini oruca sorsaydın ya. Açacağın zaman oruç gelip de sana dedi mi senden razıyım, memnun oldum. Bugün iftarını edebilirsin. İftarını da sevgilinle edeceksin dedi mi? Oruca sor. Sahur ederken sofranın başında oturdu mu orucun? Vakti girdi şimdi. Dedi mi? Sizin bilmediğiniz iman bu. Hey! Oturmuş sakız orucu bozuyor mu diyor. Orucu gör orucu. Ne derdi şeyhiniz? Şeyhimiz? Hey ömreye gidenler. Bir yere misafirliğe gittiğinizde ev sahibi size hoş geldiniz dedi mi? Hacca gidenler nereye gittiniz? Gittiğiniz yerin ev sahibi size hoş geldiniz dedi mi? Sizden memnun kaldı mı? Sizi uğurladı mı? Yeniden buyurun gelin dedi mi? Sormaz mıydı? Daha uçakta
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizatihi lütfedip uçakta karşıladı mı? Havaalanında karşıladı mı? Daha evden çıkarken karşıladı mı sizi? Sufinin imanı bu. Hadi uçakta karşılamadı, Medine'ye inerken karşıladı mı? İndiğinizde valizler nerede kaldı diye onların peşine mi düştünüz? Şirket sahibine sövmekle mi, küfretmekle mi meşguldünüz? Oradaki Arap polislerle kavga etmekle mi meşguldünüz? Hoş geldiniz dedi mi size Medine-i Münevvere'de? Bunu şeyhimiz sormaz mıydı bize, söylemez miydi? Medine-i Münevvere'den ayrılırken Mikat mahallinden Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri uğurladığı anda mübarek Beytullah bana geliyorsunuz deyip sizi karşıladı mı? Hoş geldiniz dedi mi? Sonra vazifelerinizi bitirip giderken sizi uğurladı mı? Bırakın yatsı namazının vaktini, ona sorun. Hiç kıldığınız namaz Allah senden razı olsun, kabul edilmiş bir namaz kıldın dedi mi size? Hiç çektiğiniz tevhidi gördünüz mü? Sizin için yalvardığını işittiniz mi? Ben X kimsenin tevhidiyim. Bunu söyleyeni affetmedikçe sakin durmam dediğini işittiniz mi? Çektiğiniz tevhidlere dikkat edin. Tövbe ettiğinizde ettiğiniz tövbenin sizin için yalvardığını işittiniz mi? Ya Rabbi, beni söyleyeni affetmedikçe sakin durmayacağım dediğini duydunuz mu? Biz bunlara takılaraktan yenildik. Kendi kendimize dedik ki yatsı namazının vakti o zaman mı başlıyor, bu zaman mı başlıyor? Vay ya, hatta geçen gün birisi yazmış bana, bu Tayyip Erdoğan yüzünden biz oruçlarımızı fazla tutuyoruz. Gözün kör olmasın senin. Söyleyecek başka laf bulamamış. Bana onu yazmış. Oturdu Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı köşkünde, oruçlar bu saatten bu saate kadar mı tutulacak dedi. İşte burada imanımız. İmanımız burada. Sufiler onu düşünmezler. Ben o yüzden derim, sufiliğin başlangıcı şuradaki kabri şerifteki kimselerle konuşmak. Buradaki kabri şerifteki, buradaki zat-ı şeriflerden birisiyle selamlaştınız, onu gördünüz, selamını aldınız. Görmeniz şart değil. Ona selam verdiniz, o da selamınızı aldı. Bunu kalben, ilham olarak anladınız. Sufiliğin başlangıcı bu. Sufiliğin başlangıcı bu. Hadis-i şerif, siz bir kabri şerife gittiğinizde Esselamu aleyke ya ehli kubur değiliniz. Ve sonra da diyor, selamınızı alan olmazsa ve aleyküm selam ehli dünya deyiniz. Siz bir yere gittiniz, Esselamu aleyküm dediniz. Oradaki bir kimse de ve aleyküm selam hoş geldin dedi. Siz kendi kendinize ve aleyküm selam diyebilir misiniz?
Diyor boş eve girdiğinizde selam veriniz. Selamun aleyküm deyiniz. Selamınızı alan olmazsa ne yapacaksınız? Ve aleyküm selam diyeceksiniz. Ya evde duran varsa? Aa, evin koruyucu melekleri duruyor. Siz evde değilsiniz. İçeri girdiniz, selamun aleyküm dedi. Oradan duvardan birisi aleyküm selam dedi. Aleyküm selam der misiniz bir daha? Öyle bir şeyle karşılaşsanız korkar evi satarsınız siz. Neden kendi kendinize selam alıyorsunuz? Selamınızı alan yok. Beytullah'a gittiniz, selamun aleyküm dediniz. Beytullah da elini kaldırdı, o da göğsüne koydu. O aleyküm selam dedi size. Bir daha selam, aleyküm selam der misiniz? Beytullah'a girerken selam vermek aklınıza geldi mi hiç? Aklınıza Hacer-ül Esved'i gördünüz. Onu öpeceğim de uğraşıyorsun. O gelsin seni öpsün. Sen öylesine bir hacı ol. Bismillahü Allahu Ekber dediğinde o gelsin senin elini öpsün. O taş sen insansın. Sen de edep et. De ki Hazreti Muhammed Mustafa seni öpmek için eğilmişti. Kalabalıktan gelemedim. Ben de onun sünnetini yerine getireyim. Öp. Yanındaki de desin ki kafayı kırdı bu kendi kendine konuşuyor, etrafı öpüyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an-ı Kerim sizi dinliyor mu? Oturdunuz rahle. Enzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim derken birisi geldi yan tarafa oturuverdi öyle. Oldunuz mu hiç öyle? Dedi mi size ben Kur'an'ım, kendimi senden dinlemeye geldim diye? Bizim Çanakkale'li doktor Abdullah deseydi şimdi kafayı sen iyice kırdın. Sen tam pisişik, psikolojik bir sendromsun diyecekti değil mi? Hocam benim anneannem öldü, mezarı kazarlarken mezarda amber kokusu geldi. Bu ne demek? Ne kadar güzel. Harika. Allah mübarek etsin inşallah. El Fatiha, aman salavat. Amin.